Sevgili izleyiciler, iyi akşamlar. Yine gündem özel programıyla karşınızdayız. Siyasetin nabzı 31 Temmuz 2018 akşamı yapılacak olan... 31 Temmuz değil, Mart. 31 Mart, özür diliyorum. 31 Mart, aklımız yazda kaldı Sayın Torun. 31 Mart 2019 günü yapılacak olan... Evet, teşekkür ediyoruz. Yerel seçimleri kilitlendi. Sayın Seyit Torun bugün konuğumuz olacak. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yoğun temponuz arasında bize de zaman ayırdınız. Bizim için önemli, söyleyecekleriniz önemli. Sizinle program anonsunu yaptığımız andan itibaren hem sosyal medyada hem telefonlarımız hem arayanlar birçok soruyu size iletmemi ve canlı yayında konuşmamı istediler. Ama müsaade ederseniz bir yanlış anlaşılmayı düzeltmek istiyorum Sayın Torun. Buyurun. Geçtiğimiz akşam yaptığımız bir program sırasında asgari ücretin artmasından sonra oradaki birçok sanayi kuruluşunun sıkıntı yaşayabileceğini, hatta bazı aile şirketlerinin de sıkıntı yaşayabileceğinden bahsetmiştik. Ama o sırada bir hata yaptık. Ben 28-29 yıldır televizyonculuk, gazetecilik, radyoculuk yapıyorum. Bunu da 15 yılını Çamsan grubuyla gerçekleştirdim. Orada bir yanlış bilgiyi düzeltmek istiyorum. Çamsan'ın konkordato ilan ettiği yöndeki ifademiz biraz maksadını aştı. Böyle bir şey kesinlikle yok. Dimdik ayaktalar, işlerine devam ediyorlar. O aileyi de, rahmetli Sayın Yüksel Poyraz'ı da çok seviyorum ve değer veriyorum. Ve oradaki birçok aile şirketi de söylediğimiz bu cümleden bir yanlış mana çıkartmasınlar. Biz tamamıyla onları düşünerek söylediğimiz bir durumdu. Çünkü Sayın Torun'a da birazdan soracağım. Evet, asgari ücretli tarafından olaya pozitif bakıyoruz ama diğer taraftan da 100 kişi, 200 kişi, 300 kişi, 500 kişi çalıştıran aile şirketleri de ve birçok büyük şirkette sıkıntı yaşamasın. Bir de işverenin de perspektifinden bakmak lazım diyorum. Şimdi asgari ücreti soracağım. Çok konuşuldu. Önce hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk, bu açıklamayı yaptım, kusura bakmayın sizden. Yok, rica ederim. Yani Çamsan grubu ordumuzun müziğine gerçekten hem Türkiye'de değil dünyada sayılı bir kuruluş. Aynen. Ve ordu ismini tanıtan, üzerinde ordu damgası olan bir kuruluş ve güçlü de bir kuruluş. Bu tür ekonomik krizlerle, sıkıntılarla da mağdur olacak bir yapıda değil. Kendileri profesyonelce de bu işi başarıyla da sürdürüyorlar. Güçlü bir şekilde de sürdürüyorlar. Biz de ordulu olarak gurur onların duyuyoruz. Tabelalarını gördüğümüz bir yerde, onların markalarını gördüğümüz bir yerde gururla, mutlulukla da izliyoruz. Hiçbirimiz de zaten orada bir ifadem daha oldu, aile şirketleri demiştim. Hiçbirimiz oradaki bir sanayi kuruluşunun kapanmasını istemeyiz. Hele politikacı olarak siz, televizyoncu, gazeteci olarak ya da işletmeci olarak bizler de istemeyiz. Onlar ne kadar güçlü olurlarsa bu şehir o kadar güçlü olacaktır. Yani orada ekonomisine kattıkları katma değer çok büyük. Çok sadece önemli. Bir çalıştırdıkları işçiyle bakmamak lazım. Piyasası. Nakliyecisi, onların orada ekonomisine kattığı artı katma değerler çok önemli. Kaldı ki tabii ki aslında biz asgari ücret 2200 lira olsun dedik. Bunda da ısrar ediyoruz. Bu hükümet 2020 lira yaptı belki ama bunu da açıkçası yetersiz buluyoruz. Fakat bunu biz her zaman ifade ediyoruz. Sadece işverenlerin üzerine yük olarak kalsın, işverenlerin üzerinde yük olarak bırakılsın demiyoruz. Bununla ilgili vergi stopaj düzenlemesi yeniden yapılsın, kaldırılsın. Devletin belli bir oranda sübvansesi olsun istiyoruz. Bu yükü sadece üretene, sadece sanayiciye, sadece ayakta kalmaya çalışan, istihdam yaratan insanların üzerine bırakırsak asla bunu da doğru bulmuyoruz. Onu da zaten söylerken de ifade ediyoruz. Sanayici güçlü olacak, işveren güçlü olacak, işveren ayakta duracak ki işçisinin ücretini ödeyecek, onun maliyetlerini karşılayacak. Eğer o ayakta kalamazsa, o iş yerini kapatmak veyahut da makinelerini susturmak zorunda kalırsa o zaman ne olacak? Evet. Sayın Torun, yaklaşan yerel seçimler hepimizin gündeminde. Sizi de partinizin her parti meclisi sonrasında yaptığınız açıklamalarla tüm Türkiye dikkatle izliyor, takip ediyor. Bugün de Ordu'daki izleyiciler, sadece oradaki izleyiciler değil, hem yurt dışından çok telefon aldık, hem Türkiye'nin dört bir tarafından telefon aldık. Söyleyeceğiniz şeyler bizler için çok önemli. Bu akşam Anadolu Ajansı'na da düştü, ulusal kanallara da düştü. Millet İttifakı Ordu'da ne yapacak? Çok konuşulan şeyler var. Geçtiğimiz haftalarda ismi geçen adaylardan, isimlerden bir tanesi olan Sayın İdris Naim Şahin'le de bir telefon bağlantısı
yaptık. Sayın İdris Naim Şahin Millet İttifakı'nın ya da İYİ Parti'nin veya CHP'nin adayı olacak mı? Herhalde bugün bu programda en fazla insanların merak ettiği soruların başında bu geliyor. Biraz böyle baştan girmiş olabilirim ama siz bunu bugün söylediniz. Kitabın ortasından. Aynen öyle. Ben de çok merak ediyorum açıkçası. Ordu nasıl bir seçim tablosu görecek? Bizim için söyleyeceğiniz şeyler çok önemli. Tabii biz Ordu'da seçimi kazanmak istiyoruz. Hem ilçelerimizde hem büyük şehirde seçimi kazanmak için her türlü değerlendirmeyi, ölçmeyi, saha bilgilerini toparlıyoruz. Kazanacak bir adayla mutlaka seçime gireceğiz, seçime katılacağız. Bu iddiamızı ortaya koyacağız. Tabii şu anda belli değerlendirmeler yapılıyor. Bu değerlendirmeler bitmeden bir şey söylemem çok mümkün değil. Ama biz mutlaka Ordu Büyükşehir'de ve birçok ilçesinde de başarılı olacağız. Onun için çok titiz bir çalışma sürdürüyoruz. Çalışmalar yapıyoruz. Bunu sadece tek bir alanda, tek bir kriterle de değil, birçok kriteri de birbirine ekleyerek yapıyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde de bunu açıklayacağız. Evet, bu arada tabii teşkilat Ankara'ya gitti. Sizin aday olmanız noktasında istek ve dileklerini söylediler ama herhalde sizin adaylığınız artık bu saatten sonra... Yok, benim ben tabii ki öyle bir teveccühten onur duydum. Ülkeme, orduma hizmet benim için her ortamda, her yerde mümkün. Görevde olup olmamam... Başarınızı temsil ediyorsunuz bu arada, ben kutluyorum sorumluluğu, sizi. Sorumluluğu, estağfurullah, sorumluluğu ne olursa olsun sade bir yurttaş olarak, vatandaş olarak da hayatımın sonuna kadar hep orduların hizmetinde olacağım. Hep ordunun hizmetinde olacağım. Görevim ne olursa olsun. Ama bu dönem şu anda özellikle yerel yönetimin bütün ağırlığı benim sorumluluğumda. Evet. Haliyle çok yoğun bir çalışma temposunun içerisindeyiz. Bundan da başarıyla çıkmak durumundayız. Başarıyla bu süreci aşmak zorundayız. O anlamda mesele memleket meselesi, mesele Türkiye meselesi. Bu anlamda elimizde geleni sonuna kadar yapmaya çalışacağız. Ordu nezdinde de ben ordulu hemşehrilerimin teveccühünü her yerde, her zaman gördüm. Minnettarım. Bugün geldiğim noktada onların çok büyük emeği var, çok büyük katkısı var. Aldığım sorumluluğun altında, yanında, her tarafında onların emeği ve destekleri var. Hayatımın sonuna kadar bunun sorumluluğuyla, bunun minnettarlığıyla hizmet etmeye çalışacağım ama dediğim gibi bu süreçte şu anda böyle bir görev mümkün değil. Sayın Torun, tabii şu anda evet ekonomi kadar, ekonomiyi de konuşacağız çünkü ekonomide önemli, çok önemli gerçekten. Ekonomide sıkıntılı bir süreç yaşıyor Türkiye ama insanlar evet geçim kadar seçim ve özellikle de CHP adayları da merakla bekliyorlar. Bazı ilçeler açıklanmadı, merkez açıklanmadı, büyükşehir açıklanmadı. Bu tahmini sürecin bu kadar açıklanmamasının sebebi bu bir strateji mi yoksa hala bir araştırma mı yapılıyor? Nasıl bir öngörü var burada? Şimdi Akın Bey, seçimi kazanmak zorundayız ve siz de çok önemsiyorsunuz en doğru tercihleri de ortaya koymak zorundayız. Ben bütün Türkiye'nin adaylaşma süreciyle ilgili birebir ilgilenirken tabii ki kendi ilim olan yani parlamentoda temsil ettiğim ilimin sorumluluğu da çok önemli. Ve Ordu'da biz mutlaka seçimi kazanacağız. Bunu inanarak söylüyorum. Gözünüzün içine bakarak söylüyorum. Ordu'da mutlaka seçimi kazanacağız. Birçok ilçede ve büyük şehirde kazanacağız. Ve bunun da ayaklarını iyi oturtturmak zorundayız. Bu süreci en doğru şekilde yönetmek zorundayız. Ve bu süreci en iyi şekilde planlamak zorundayız. Hiç kimse merak etmesin. Bizim amacımız asla ve asla kavga değil. Asla ve asla kaos değil. Asla ve asla yandaş değil. Bizim ortaya koyduğumuz tek bir gerçek var. O da bu ülkeye, bu memlekete hizmet, en iyisini yapmaya çalışmak ve onu en doğru şekilde süreci yönetmek. Bu arada şöyle bir slogan da geliştirmişsiniz. Kendimiz için değil, kentimiz için. Evet, birçok sloganımız var. Biz lale devri bitti, kır çiçekleri açacak diyoruz. Evet. Peki, anladığım kadarıyla yerel seçimle ilgili sizden istediğim cevapları alamayacağım. Biraz daha ilerleyen birçok dakikalı. Birçok kişi denedi bu konuda. Bana da gelen çok soru var. Şimdi insanlar da gönderiyorlar ama biraz ekonomiyi konuşalım. Türkiye'de evet. İşler iyi gitmiyor ekonomide. Zaman zaman Sayın Cumhurbaşkanı dış güçler diyor. Sayın Berat Albayrak'ın çeşitli paketleri var. Sık sık bunu meclisten ve basın organlarıyla yapıyor. Piyasalar
sıkıntılı, asgari ücret beklenen düzeyde değil, işveren dertli, euro kur almış başını gidiyor, fındık üreticisi memnun değil. Bütün bu tablolar sonrasında Türkiye nereye gidiyor Sayın Torun? Akın Bey, keşke bu akşam bizi izleyenlere gerçekten güzel şeyler söyleyebilsem. Bazı şeyleri daha olumlu anlatabilsem. İnanın cümleleri de seçerek kurmaya çalışıyorum. Ama görünen köy kılavuz istemez. Elimizi cebimize soktuğumuzda veya evimizin kapısının içerisinden girdiğimizde, buzdolabını açtığımızda veyahut da herhangi bir masrafla, maliyetle karşı karşıya kaldığımızda zaten gerçek alabildiğince bizi buluyor. Ortada bir gerçek var. O da Türkiye ekonomisinin şu anda çok kötü durumda olduğunu ve gittikçe de daha kötüye gittiğini, bugünkü hükümetin hiçbir öneriye, hiçbir telkine, hiçbir tavsiyeye uymadan ben bilirim anlayışıyla hareket ederek Türkiye'yi de her geçen gün bataklığa doğru gidiyor. Bakın, hep bize derler ki ya hep eleştiriyorsunuz, işte hep tenkit ediyorsunuz, hep işte karalıyorsunuz. Niye olumlu davranmıyorsunuz? Biz diyoruz ki bu yanlış ama bakın şöyle doğrular da var. Şu doğruları da bir gözden geçirin, değerlendirin. Bunları bir kaydalın. Ona göre içlerinden hangisi doğruysa kendinize göre değerlendirin. 13 tane öneri getirdik. Ama ellerinin tersiyle ittiler. Ve dedik ki yıllardır söylediğimiz bir şey. İki ayaklı bir ekonomik model kurdunuz. Bir finans ekonomisi, bir beton ekonomisi. Ve iki ayaklı modelle büyümeye çalıştınız. Suni balonu şişirdiniz, şişirdiniz, şimdi patladı. Biz bunu yıllar öncesinden bu yana söyledik. Her seçim döneminde söyledik. Her seçimden sonra mecliste dile getirdik. Her ekonomik süreç daraldığında, piyasalar sorunla karşı karşıya kaldığında söyledik. Bu ülkede, tarımda, sanayide, teknolojide üretmedikten sonra bu aldığınız kararlar sürdürülebilir değil, geçici. Belki anlık bir iyileşme sağlar ama bunun sonucunda bu işin ötesi yok. Bugün dediğimiz noktaya geldik. Bugün dediğimiz noktaya geldik. Tarımda üretiyor muyuz? Yok. Yok. Ve bakın bugün üzülerek söylüyorum, bugün gene açıklamalarda bulundum bu konuda. Evet. Yani %25 ekili dikili alanlar bu yıl ekilmedi, dikilmedi. Bir alan olarak %25 kaybımız var. Bir de ekili dikili alanlar tekniğine uygun tarım yapılamadığı için krizden dolayı, daha tekniğine da bir uygun besleme, koruma yapılmadığı için orada da bir ciddi ürün kaybı yapılacak. Bakın şu anda Narenciye de ciddi bir sorun sıkıntı var ama önlenemiyor. Önüne geçilemiyor. Çünkü üretici şu anda onunla mücadele edecek ekonomik gücü yok. Böyle bir imkanı yok. Bir de böyle bir ürün kaybımız olacak. 2019'da işimiz tarımda çok daha zor olacak. İnşaat sektörü bugün gidin büyük şehirlere, o kocaman vinçler hareketsiz duruyor. İnşaatlara şöyle bakıyorsunuz. Hani onların giysileri kendine göre özel. Hani fark ediyorsunuz inşaatta çalışırken bir tane çalışan yok. İnşaatlar durmuş durumda. Yatırımlar. Şu anda konut sektörü inanılmaz bir darboğazda. Sanayici iş adamı ya konkordato ilan etmek zorunda kalıyor ya da küçülerek, yani istihdamı daraltarak, işçi çıkararak, maliyetlerini en aza çekmeye çalışarak ayakta kalmaya çalışıyor. Ve bütün ekonomik pariteler şu anda negatife doğru gitmeye çalışıyor. Ama ne yapıyor bu hükümet? Korkutarak, tehdit ederek bir şekilde farklı yerden finans kaynaklarını kullanarak ayaktaymış gibi göstermeye çalışıyor. Bunun da faydası yok. Bunun da ileride bedeli ağır olacak. Eğer siz kalıcı tedbirleri alamazsanız, eğer ekonomiyi rahatlatıcı tedbirler alamazsanız başaramazsınız. Şimdi bakın, Türkiye'de hani G20'lerin içerisindeydik, 17'deydik. Şimdi 20'nin dışına çıkmak üzereyiz şu anda. Çok az bir parite kaldı. Türkiye'yi betonla, finansla yönettiler. Londra'daki bir avuç faiz lobisine teslim ettiler. Ve 156 milyar dolar bu ülke faiz ödedi son 6 yılda. 156 milyar dolar. Ve biz şimdi çıktık diyoruz ki her şey iyiye gidiyor, her şey iyiye gidiyor. Biz mi bu ülkede yaşamıyoruz? Yoksa bu onlar mı bu ülkeyi görmüyor? Ama bakın, Keçiören'de bir apartman dairesinde başlayan hayat
şimdi sarayda devam ediyor. O saray ki binlerce kişinin çalıştığı saray, o yapı ki artık 2000 kişinin günlük koruduğu bir lider. Türkiye nereden nereye geldi? Bunu iyi görmek lazım. Ve şu anda gerçekten her anlamda ekonomik sıkıntı vatandaşımızı ciddi anlamda sıkıntıya sürüklemekte. Çocuğuna sabahleyin evden çıkarken artık harçlık veremenin üzüntüsünü yaşıyor baba. Eşine pazara giderken maalesef ona yeterli alışverişini yapabilecek parayı veremiyor. Maalesef şu anda belki de evinin kirasını ödemekte zorlanıyor. Ay başını zor getiriyor. Türkiye'yi bugün bu noktaya getirdi ve insanımız artık taksitlerini ödeyemez hale geldi. Düşünebiliyor musunuz? Yarını güvence altında olsun diye başıma belki bir şey gelir diye bireysel emeklilik sigortası çok gelişmişti. Şu anda vatandaşlarımızın önemli bir çoğunluğu bireysel emeklilik sigortalarını bozdurarak artık o geleceğiyle ilgili böyle bir tasarrufu bile yapmaktan imtina eder hale geldi. Gerçekten her anlamda ciddi bir sıkıntıya düştü. Evet. Bu arada biz ekonomiyi konuşurken tabii izleyicilerimizden gelen sorular var. Facebook üzerinden gelen sorular var. Onları da soracağım ama hakikaten ekonomi yani çanlar gerçekten Türkiye için 2019'da daha da yoğun bir şekilde çalmaya devam edecek. Bu arada tabii çeşitli uygulamalar var. Her uygulama tepki çekiyor. Son dönemde de gerçi yani ekonomiden bunu çevreye bağlıyorlar ama komiktir, bir poşet uygulaması başlattı hükümet. Olayın hangi tarafından bakacağımızı bilmiyoruz. Marketlerdeki çalışanlar artık şundan dertli: abi lütfen söyleyin, İnsanlar bize tepki göstermesinler. Biz bir uygulamanın mağduruyuz. İnsanlarla biz kavga etmek zorunda kalıyoruz diyorlar. Türkiye garip bir yere gidiyor. Bir poşet furyası çıktı. Hani Akın Bey, hani değirmeni su almış, hani takılacağını arıyoruz biz. Evet. Bizim yöremizde çok meşhur bir sözdür. Elbette ki çevreci uygulamalara her zaman taraftarız ama bunun altlığını bir hazırlayacaksınız. Yani bunu yılbaşından sonra ben şunu yaptım deyip, yasakladım deyip çözüm üretemezsiniz. Bunun alternatifini oluşturacaksınız. Buna bir çözüm üreteceksiniz. Bugün de söylemiştim. Yani eczaneye ilaç almak için vatandaşımız gitti. Neresine koyacak o ilaçları, şurupları, şundan ceplerine mi sokacak yani? Pazara gitti. Eğer diyorsan ki bu pazardaki işte sebzeyi, meyveyi neye koyacak vatandaş? Bunun alternatifini üreteceksin. O zaman çevreye uyumlu, vatandaşa da yük getirmeyecek. Sen devletsin, ülkeyi yönetiyorsun. Bununla ilgili çözümü de bulacaksın. Diyeceksin ki poşet doğada kaybolmuyorsa doğada kaybolan bir ambalaj malzemesini önereceksin o zaman. Onu getirtireceksin. Onu önereceksin. Onunla ilgili bir çalışma yapacaksın. Ama bunu yapmadan hani ben yasakladım, yasak veyahut da parasını ver, al. Ben şimdi parasını ödeyip aldığımda ne oluyor? Çevreci mi olmuş oluyorum o zaman? Veya çevreye katkıda mı bulunmuş oluyorum? Bu anlayış doğru değil. Bunun önceden hazırlanarak, alternatif de oluşturarak doğaya uyumlu, doğada zarar vermeyen, doğada kaybolan bir materyal seçilip bir şekilde bunun hazırlığı yapılmalıydı. Tabii ekonomiyi gerçekten uzun uzadıya konuşmak lazım aslında. Yani evet. Yani gündemimiz poşet değil. Poşet değil tabii şimdi ki. Şimdi bakın ama bu hükümetin yaptığı en iyi şey ne biliyor musunuz? Gündemi değiştirecek. Sorunlarımızı unutturmak, bir algı yaratmak, içinde olduğumuz problemleri bir şekilde kapatmak için ya dış güçler, ya Türkiye'de suni gündemler yaratarak, ya da bir ayrıştırma politikasıyla, bir ötekileştirme politikasıyla toplumu farklı yere kanalize etmek. Bu doğru değil. Şimdi yaklaşan yerel seçimlerde zaman zaman AK Partili politikacılardan da bunu duyuyoruz ama seçilecek olan belediye başkanları ya da yerelde politika yapanlar belediyelerdeki bu para, ekonomi, yoksulluk ya da bu asgari ücretin artışıyla ilgili bir çözüm, bir proje üretebilirler mi? Yani belediyeler artık üretici, üreten, para ve finans üreten bir model haline gelebilirler mi? Bununla ilgili çalışmanız var mı ya da düşünceleriniz? Akın Bey, CHP'li belediye için sadece devletten gelen kaynakla, hazineden alınan payla, İller Bankası'nın gönderdiği kaynakla yönetilecek birimler değil. Belediyeler hem halkına kazandırırken
hem de aynı zamanda kendisini bu anlamda kazanca dönüştürerek hizmet etmek durumunda. Yani bir kazan kazan formülünü oluşturmak durumunda. Hem istihdam yaratacaksınız, hem katma değer yaratacaksınız, hem de o ilin ekonomisini ayağa kaldıracaksınız ve hizmet edeceksiniz. Yoksa Ankara'dan para geldi, ben bu parayı işte yol yaparım, su yaparım, köprü yaparım diyerek eğer belediyecilik yapmaya çalışırsanız bunun adı belediyecilik olmaz. Dünya çok farklı yere gidiyor. Sizin sorumluluk alanınızdaki insanların gelirlerini artırmaya çalışmak, o insanların istihdam alanlarını büyütmek, o insanların sağlığıyla, eğitimiyle ilgili kolaylaştırıcı, ucuzlaştırıcı veya eşit koşullarda hizmet alma anlamında katkı sağlamanız da lazım. Aynı zamanda da mutlaka kaynaklarınızı bir şekilde çoğaltıp hizmet etmeyle ilgili fonksiyonlarınızı yerine getirmeniz lazım. Bu arada bir izleyicimiz diyor ki evet belediye bunu yaparken diyor son bir yıldaki enflasyondaki artışın mağdurlarıyız. Orada da diyor yaklaşık 700 tane iş yeri var belediyenin muhtesinde olan ve ÜFE'ye göre Ordu Büyükşehir Belediyesi %45 kira artırımı istiyor. Oysa ki diyor Cumhurbaşkanı ve Maliye Bakanı kiralar bu kadar artırılmaz derken bununla ilgili bir torba yasa teklifi vermeyi düşünüyor mu Sayın Seyit Torun? Çok mağduruz diyorlar. Enflasyon oranının üzerinde bir artış yapamaz zaten. Yasal olarak da mümkün değil. Yani onun hukuki yolları da var. Siyasi yolunu da biz mutlaka takip eder. O anlamda gerekli değerlendirmeleri yaparız ama bu demek ki ordunun ne kadar kötü yönetildiğini ve içinde bulunduğu durumu gayet iyi gösteriyor. Vatandaşın zaten satın alma gücü kalmamış. Bırakın kirasını dahi ödeyemezken bu artışı nasıl sağlayacak? Sözleşmede enflasyon oranında ona yakın bir süreçte bu değerlendirilebilir belki ama bugün enflasyonun üstünde çok büyük rakamlarla bu işi gerçekleştirmek fırsatçılıktan başka bir şey değil. Ekonomiyi konuşuyoruz ama Sara, ordunun ekonomisinin yıllarca mihenk taşı olduğu Sara'nın bir kapanma iddiası süreci var. Ben burada firma ismi verince herkes panik oluyor ama şu anda birçok üreticim şu an sosyal medyadan yazıyorlar. Sara ne olacak? Sara'ya sahip çıkalım. Biz orduya yeni fabrikaları istiyoruz diyen izleyicilerimiz var. Ekonomiyi... Akın Bey bilirsiniz ben Sara ile ilgili mecliste soru önergesi de verdim. Bununla ilgili basın toplantıları da yaptım. Sara bir ordu markasıdır. Ekonomik getirisi kadar bu ülke için, bu il için çok önemli bir markadır. Çok önemli bir istihdam alanıdır. Hem sosyal anlamda hem ekonomik anlamda önemli bir değerdir. Sara'ya mutlaka destek olunmalı. Burada faaliyet alanlarını geliştirme adına, burada istihdamı ve katma değeri büyütme adına mutlaka katkı sağlanmalı. Özel yasa gerekiyorsa, bunu bu kadar da iddia söylüyorum, özel yasa gerekiyorsa bu tür tesisler için, Sara ve benzeri tesisler için orduda gerekirse yasal bir düzenleme yapılmalı. Bugün artık bunların hepsi Sara, Çamsan gibi birçok marka ordu için önemli bir değer olmuştur. Bu değere de sahip çıkmak gerekir. Umarım yetkilileri, sahipleri bu konuda bir kez daha düşünürler. Ordu da sadece bunu bir ekonomik faaliyet olarak değil, bir gelir olarak değil, ordunun ekonomisine ve sosyal hayatına kattıkları önemli bir değer olarak görürler. Ordu için ne kadar hayati olduğunu görürler ve eğer böyle bir düşünceleri varsa tekrar gözden geçirirler diye düşünüyorum. Evet, bu arada sevgili Sara yetkilileri, izleyicilerimiz sordu. Biz söyledik artık bir firma ismi verirken de geçen gün hani sütten ağzımız yandı misali imtina etmeye çalışıyoruz ama Sara bu şehir için gerçekten önemli. Kesinlikle, kesinlikle ve istiyoruz gibi. Ki Sara gibi birçok tesis açılsın. Sara bir örnektir. Bakın fındık için Sara belki de çok önemli şeyler yapmıştır. Bugün bir yerde daha konuştum. Biz aslında ordular olarak bizim de kabahatimiz yok değil. Bizim de kabahatimiz var. Sara'nın daha fazla büyümesi, daha fazla gelişmesi için biz yeterince o katkıyı, desteği veremedik ordulu olarak. Siyasi olarak da veremedik, ekonomik olarak da veremedik. Bunu da söylemek lazım. Bugün geçmişte eti sadece bisküvi üretirken, ben hani şey olarak reklam yapmış gibi oluyoruz belki ama veya bisküvi üreticileri bugün Türkiye'de gıdanın her türlü çeşidine girdiler. Şekerlemenin her türlü çeşidine girdiler. Ama biz Sara'mızı maalesef istediğimiz gibi sahip çıkamadık.
Evet, bu arada izleyicilerimiz yoğun bir şekilde farklı sorular da görüyorlar. Sevgili izleyicilerimiz kusura bakmasınlar ama halk eğitimle ilgili bir soru geldi. Arkadaşımız birkaç kere yazdı ısrarla. Halk eğitimde çalışan usta öğreticilerin özlük hakları verilmesi noktasında destek bekliyoruz diyorlar. Bir öğretmen gibi derse girip defter tutuyoruz, aynı görevi yapıyoruz ama ne işçi ne de memur statüsünde değiliz. Ne olacak bizim bu halimiz? Sayın Seyit Torun demiş bir kardeşimiz. Vallahi maalesef Türkiye'de bu anlamda ciddi sorunlar var. Biliyorsunuz polislerimiz için, öğretmenlerimiz için bir kat sayı talebinde bulunduk. Hı. Maalesef 3600, o kat sayıyla ilgili de hala bir gelişme yok. Atanması bekleyen öğretmenlerimiz için de bir talepte bulunduk. Maalesef hala bir gelişme yok. Gene şu anda aynı hizmeti, aynı görevi yerine getirmesine rağmen gerek ekonomik gerekse sosyal anlamda ciddi hak kayıpları olan insanlarımız var. Onları da dile getiriyoruz. Ama bu yapı sadece ben bilirim, ben yaparım anlayışıyla hareket ediyor. Ve insanımıza artık bir sosyal hakları olan, bir yaşayan birey olarak değil, sadece sanki onlara ulufe verilmiş, sanki onlara böyle çok önemli bir katkı sağlanmış gibi düşünülüyor. Yani ne emeğin değeri var, ne eğitimin değeri var, ne öğrenimin değeri var, ne de liyakat var. Maalesef bütün bu alanlarda ciddi bir çürüme söz konusu, ciddi bir deformasyon söz konusu. Ve ondan sonra diyoruz ki bize ne oldu, bize ne olacak? Yani layık olmayan bir insanı sırf siyasi çıkarlar, siyasi nedenler dolayısıyla hak etmediği bir göreve getirirseniz sonuçta orayı bozundurursunuz. Sonuçta orada maalesef bu ülkeye katkı sağlama anlamında önemli olumsuzluklar olur. Çok şey söylemek istemiyorum burada. Ama lütfen şöyle bir çevrenize bir dönüp bakın. Ne kadar liyakata göre görev veriliyor? Eğitim durumuna göre görev veriliyor? Veyahut da belli bir süreç içerisinde değerlendirilerek, bir merhale geçirilerek, bir tecrübe edinerek mi getiriliyor? Yoksa tepeden inme veyahut da sen bana yakınsın, sen ona yakınsın diyerek göreve mi getiriliyor? Şu anda ciddi anlamda kamuda bozulmalar var. Kimse mesleğiyle ilgili uzmanlık alanına göre değil, tamamen siyasi yakınlığa göre hareket ediliyor. Evet, fındığı soran izleyicilerimiz var. Sayın Torun, fındığı çok konuştuk. Bir önceki dönemde fındığı mecliste o zaman yalnız kalmıştınız. Şimdi Sayın Adıgüzel de var, diğer vekilimiz de var ama başarıyla anlattınız, ifade ettiniz, miting yapıldı. Bu sene biraz Ordu'dan Giresun'a kadar yürüdü. Aynen. Bu sene biraz fındık üreticisi sıkıntılı, mağdur, tepkili, geç açıklandı. Biraz mı sıkıntılı? Ben biraz yumuşatarak söyledim efendim, biliyorsunuz biz gazetecinin rengi gri, ne orada ne burada ama fındık ihracatla ilgili döviz gelirleri açıklandı. Rakam, evet. Ortada. Rakam ortada. Hani hiçbir şeyi abartmaya gerek yok. Açılsın istatistikler. 2015 yılında ne olmuş, 16 yılında ne olmuş, 17 yılında ne olmuş, 18 yılında ne olmuş, 2018'de ne olmuş? İhracat rakamlarına, ihraç ettiğimiz ürün fındığın miktarına bir bakalım. Ne olmuş? Bizim cebimizden kaç lira çıkmış, bu ülke ne kadar zarar etmiş, bu ülkenin kaybı ne, ortaya koyalım. Şimdi Akın Bey, bunu her ortamda dile getirdik. Üreticilerimize her anlamda anlattık. Bu hükümet sizin fındığınızı değersiz görüyor, sizi değersiz görüyor. Çünkü siz onlar için nasıl olsa her zaman onlara destek veren, her zaman yanında olan insanlarsınız. Öyle de olsa böyle de olsa zaten destekliyorsunuz. Ne gerek var fındık üreticisini kariye alacaksın, fazla para ödeyeceksin, şunu yapacaksın. Benim bakmam gereken Suriyeliler var. Benim sarayımın masrafları var. Benim o uçan filolar, uçan saraylarımın masrafları var. 2000 kişilik orduyla korunuyorum. Bunların giderleri var. Bunlar karşılanması lazım. Yani benim 2000 kişilik orduyla korunurken ben fındık üreticisini mi düşüneceğim? Veya benim fındık üreticim acaba ürettiği ürünün bedelini alabiliyor mu? Alın terinin karşılığını alabiliyor mu diye düşüneceğim. Ne yaptılar bu sene? TMO'ya fındık alacaklardı değil mi? Ne oldu? Ne oldu? Hani fındık fiyatları yükselecekti. Fındığa çok değerli bir artış sağlanacaktı. Ne oldu? Bir dahaki seneyi bekliyoruz. Her sene bekliyoruz zaten Akın Bey. Her sene bir sonraki seneyi bekliyoruz. Ama mağdur olan benim üreticim, kayıp
topyekün hepimizin kaybı, bu ülkenin kaybı. Sonuçta döviz kaybı bu ülkenin kasasından kayıp. O kayıp benim direkt üreticimin cebinden olan kayıp. İhracatçımın cebinden çıkan kayıp. Topyekün kaybediyoruz burada. Ama anlaşılmaz bir şekilde sadece doğrudan gelir desteği veriyoruz deyip fındık üreticisine sanki çok büyük bir katkı sağlıyormuş gibi göstermek bu insanlara ihanettir, yazıktır, günahtır. Bu arada emeklilikte yaşa takılanlar diyor ki ya biz ne olacağız diyorlar. Vallahi biz her yerde kendileri de biliyorlar sonuna kadar savunuyoruz. Ama Sayın Cumhurbaşkanları onlar için bir cümle kullanmıştı hatırlasınlar. Zaten eğer bu ülkede bu düzene karşı eleştirinizi, tepkinizi dile getiriyorsanız ya teröristsiniz ya zararlısınız ya da bir grup insancıksınız. Evet. Bu arada Tekirdağ'dan Ordu Mesudiyeli taksici kardeşlerimiz, bilmiyorum size ulaştılar mı? Bir sıkıntıları var. Tabii saygı duyuyorum. Hepsini okumaya çalışıyorum ama Sayın Seyit Torun'u bulmuşken anlayışınıza sığınıyorum. Ben bu soruları kendisine programdan sonra ileteceğim. Tekirdağ Belediyesi taksi esnafından ne istiyor? Mağduruz demişler. Bakarız, çözüm üretiriz. Eğer bir yanlışlık varsa, bir eksiklik varsa kendileri mutlaka bize ulaşsınlar. Biz de sorunun çözümüne katkıda bulunuruz. Evet, bu arada parti meclisi bu hafta toplanacak mı diye soranlar var. Herhalde önümüzdeki hafta. Yok, önümüzdeki hafta toplanacak. Peki, önümüzdeki hafta parti meclisinden Büyükşehir'in ve Altınordu'nun ve diğer ilçelerin ismi çıkacak mı Sayın Torun? Yani çalışıyoruz şu anda. Sadece Altınordu, Büyükşehir değil, İzmir, İstanbul, Adana, Mersin, birçok ilimizle ilgili, ilçeleriyle ilgili, Büyükşehir'le ilgili çalışmalar şu anda devam ediyor. Gelmesi mümkün olabilecek. Evet ama Sayın Torun hani diyorsunuz ki ser verip sır vermeyeceğim fakat Sayın İdris Naim Şahin ile ilgili çok fazla soru geliyor. Sayın İdris Naim Şahin şu anda aday olarak değerlendirdiğiniz isimler arasında bildiğim kadarıyla, doğru mu efendim? Tabii ki şu anda aday olan, adaylık düşünülen herkesi değerlendiriyoruz şu anda. Yani biz iki hafta sonra Ankara'dan bir yayın yapabilecek miyiz? Yani sonuçta çalışıyoruz, devam ediyoruz. Evet. Bu konuda bir şey söylemeyeceğim diyorsunuz. Bildiğim her şeyi söylerim size Akın Bey. Evet. Yok yani özelde konuştuklarımız var. Ben söylemiyorum buradan. Ben de böyle... Yo, söyleyebilirsin. Ben de açık net yani. Evet, ilçelerle ilgili çok yoğun isimler üzerinden geliyor ama izleyicilerimizin anlayışına sığınarak hani burada Tabii. Bunu sormanın uygun olmadığını ifade ediyorum. Çalışmalar devam ediyor. Çalışmalar devam ediyor ilçelerle ilgili. Tabii çeşitli isimleri isteyen dostlarımız isimleri... Elbette ki olacak. Bir muhtar adayımız da şöyle yazmış, demokrasinin temel taşı olan muhtarlara afiş pankart gibi kendilerini taşıtacak, tanıtacak şeylerin YSK yasağı gelmesini nasıl değerlendiriyorsunuz diye. Kendisi sarı basın kartı olan bir muhtar adayımız, sevgili Muzaffer Şensoy, Taşbaşı mahallesinden muhtar adayı, bizden birisi. Hayırlı olsun. Birçok muhtar adayı da masraf yaptı, pankart ve afiş astırdı ama... YSK'nın yasaklarıyla ilgili görüşünüz nedir? Vallahi YSK görev süresi uzatıldı biliyorsunuz. Artık saray ne derse onu yapar. Kaldır der kaldırttırır, koydur der koydurtturur. Belli olmaz. Belki bir hafta sonra tekrar serbest bıraktım diyebilir. Yani maalesef şu anda içinde bulunduğumuz ortam haksız bir siyasi rekabetle karşı karşıyayız. Maalesef devletin gücünü elinde bulunduranlar, ekonomik gücü elinde bulunduranlar sadece ben yaptım olduğuyla siyasi rekabeti çok olumsuz alana taşıyorlar. Sonuçta muhtarlarımız da kendini, zaten ekonomik güçleri belli. Onların böyle işte çok büyük televizyon programları yapmak, geniş billboardlarda yer almak veyahut da seçimle ilgili maliyetlere katlanması mümkün değil. Asacağı zaten belki bir iki tane bez afiştir, evet. Veya o afişlerdendir. Yani bunu da yasaklamak ne derece uygun, takdirlerine bırakıyorum. Evet, izleyicilerimizden birçok soru geliyor. Ben tekrar söylüyorum, Sayın Torun'da vakti kısıtlı ama evet. Mümkün olduğunca sormaya çalışıyorum. Ekonomiyle ilgili, herkes burada akşamdan bu yana ekonomiyle ilgili, özellikle emekliler diyorlar ki biz ne olacağız? Bütün bu farklar sonrasında çok ciddi mağduruz diyorlar. Akın Bey, bakın gelirlerimiz her geçen gün azalıyor ama maliyetlerimiz her geçen gün artıyor. Farkında değiliz. Bakın kışın belki başındayız daha. Doğal gaz faturaları gelmeye başladı.
Bakın oradaki maliyet artışlarına, elektrik faturalarındaki artışa. Bir herhangi bir satın aldığınız bir ürünü bittikten sonra tekrar satın almaya gittiğinizde hemen fiyat farkı karşınıza çıkıyor. Eskiden rahmetli Erbakan fileyle anlatırdı bunu. Fileyi kaldırır, fileyle ifade ederdi. Şimdi o yıllara geri döndük. O yıllardaki ekonomik koşullara geri döndük. İnsanlar artık tabiri caizse o fileyi dolduracak, o alışveriş yaptığı arabayı dolduracak imkanı yok artık. Eskiden iki tane alıyorsa herhangi bir şeyi, örneğin deterjan iki tane alıyorsa şimdi bir tane alıyor. Eskiden herhangi bir tüketim malzemesini bulunsun diye alıyorken, ne olur bittiğinde evimde yedek olarak bulunsun derken, şimdi belki yarının altına indirdi. İnsanlar her geçen gün zorda. Emeklimiz de zorda, memurumuz da zorda, işçimiz de zorda, sanayicimiz de zorda, iş adamımız da zorda. Evet, bu arada esnaf arkadaşlarımızdan aynı şekilde yoğun bir soru bombardımanı var. Ne olacak bizim halimiz? Sayın Seyit Torun'a buradan soruyoruz. Özellikle Ordu'da esnaflar sıkıntılı diyen dostlarımız var. Ama genel olarak tüm Türkiye'nin durumu ortada. Valla Akın Bey, Ordu'da hani durum çok diğer illerden farklı değil. Belki Ordu'da tabii fındığa dayalı bir ekonomi var. Bir çok büyük bir sanayimiz, gelişmiş bir sanayimiz yok. Belki bazı illere göre farklıdır ama o illerde gerçi bizden daha büyük sorunlar var. Sonuçta Türkiye'nin her bölgesinde aynı sorunlar var. Yangın her yerde, sıkıntı her yerde. Bakın geçen gün İstanbul'da bir tanıdık aradı. Karı koca, çocukları daha doğrusu, karı koca işten çıkarılmış. Ve çocuk okulda diyor, şu anda ne yapacağımızı bilemiyoruz, sıkıntıda kaldık diyor. İnsanlar artık tasarruflarını bozdurur hale geldiler. İnsanlar artık yarınlarının ne olacağını bilemiyorlar. Aldığı malı tekrar yerine koyabilecek mi esnaf, onu bilemiyor. Sattığı ürünün parasını tahsil edebilecek mi, onu bilemiyor. Ve insanların satın alma gücü düştükçe artık sorun her geçen gün büyüyor, her geçen gün artıyor. Evet. Bu arada tabii dediğim gibi yaklaşan yerel seçimler vatandaşın en çok gündeminde olan konu. Siz de yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısınız. Türkiye'nin dört bir tarafından gelen mesajlar var. Ben her program sonrasındaki konuklarıma söylüyorum. Eminim ki siz programdan sonra bunları alıp bakıp değerlendireceksiniz. Evet. İzmir Menderes Ordular Derneği'nden selamlar var. Şu anda 1600 kişi. Şimdi selamlarımızı iletin. Evet, orada çok yoğun hemşehrilerimiz var. Tekirdağ'daki hemşehrilerimizden. Türkiye'nin dört bir yanından şu anda size gelen sorular, yorumlar var. Sayın Torun, tabii ben birçok soru hazırlamıştım ama süremizin de yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Programda biraz sizin de uçağınız var. Yavaş yavaş şöyle bir genel olarak hem Türkiye'yi hem Ordu'yu, özellikle Ordu'nun son 5 yılda belediyecilik anlamında Büyükşehir Belediyesi'nin, sizin zaman zaman bunda da eleştirileriniz de oldu, doğru yönetilmediğini, özellikle bu son dönemde çevresel bazı satışların ve konutlaşmanın arttığı noktasındaki görüşlerinizi merak ediyoruz. Ordu'nun bu 5 yıllık karnesini nasıl buluyorsunuz? Onun karnesini vatandaşlarımız zaten verecek. Ordu'nun geldiği noktayı, yapılan hizmetlerin değerlendirmesini vatandaşlarımız yapacak. Ama Akın Bey, şunu söylemek istiyorum. Gerek Ordu'da gerekse Türkiye'de bakıldığında gerçekten son yıllarda inanılmaz sorunlar yumağı içerisinde boğuluyoruz. Şimdi şunu söylemek istiyorum. 16 yıldır iktidarda olan bir yapı ki ve Türkiye'nin yerel yönetiminde de en fazla görev alan bir yapı. Merak ediyorum şimdi neyi mazeret gösterecek, neyi kendilerine hangi mazereti öne sunup yapamadık diyecek. Her türlü yetki onlardaydı. Yani şimdi hani Kadıköy'de yaşayanlara diyorlar ya, onlar kaymak tabakası falan. Yani İstanbul'da sonuçta büyük şehirde kendileri yönetiyorlardı. Hükümette kendileriydi. Acaba madem Kadıköy'de kaymak tabası var, Ümraniye'de niye yapamadılar? Yani başka yerlerde niye yapamadılar? Sadece şu anda mazeret üreterek vatandaşlarımızı sanki yeniymiş gibi göstererek
farklı şekilde ortaya koyuyorlar. Bugün soruyorum, örneğin İstanbul'un en önemli sorunu ne? Ulaşım değil mi? Aynen. Peki 26 yıldır İstanbul'u kim yönetiyor? Peki 16 yıldır iktidarda kim var? Yani bugüne kadar çözemediniz de şimdi İstanbul halkının karşısına çıkıp ulaşım sorunu ben çözeceğim diye hangi yüzle söyleyeceksiniz? Hangi iddiayı ortaya koyacaksınız? Yani bugün Ordu'da neyi söyleyeceksiniz şu anda? Fındık üreticisinin derdine derman olduk mu diyeceksiniz? İstihdamı büyüttük mü diyeceksiniz? Ordu'ya sanayi mi getirdik diyeceksiniz? Ordu'nun ulaşım sorununu çözdük mü diyeceksiniz? Neyi söyleyeceksiniz? Yeni söyleyeceğiniz ne var Ordu'da? Evet, bu arada yerel yönetimle ilgili tekrar izleyicilerimizin çok yoğun soruları var. Mevcut adaylarınız şu anda çalışıyor. Perşembe'de Atalkan, Gülyalı'da Ulaştepe, aynı şekilde Gölköy, Kumru, Kurmu'da Osman Çayak, Fatsa'da Ahmet Canbaz, doğru söyledim değil mi? Evet, doğru söylediniz. Birçok ilçedeki adaylarımız çalışmakta. Bu tabloya eklenecek olanları bekliyoruz ama durum nedir? Nasıl görüyorsunuz onların çalışmalarını? İnanın her zamankinden çok daha büyük bir teveccüh var adaylarımız. Ulaştepe ve Atalkan ismi çok böyle sükse yaptı evet. Bu yörelerde. Evet. Evet, pırıl pırıl adaylarımızla ve sorunları çözecek, halkımızı kucaklayacak ve yerel yönetimde yeni bir anlayışla vatandaşımızın taleplerini yerine getirecek kadroları getiriyoruz ve inanıyorum ki Ordu artık 31 Mart akşamı çok farklı bir yapıyla inşallah ordumuzun her tarafında artık kır çiçekleri açacak. Ordumuzun her tarafında yeni bir hizmet aşkıyla, yeni bir hizmet sevdasıyla, bütün kimseyi dışarıda bırakmadan, herkesi kucaklayarak, herkesin sorunlarını partili partisiz oy versin vermesin, herkesi bir şekilde kucaklayarak hizmetlerini devam ettirecek. Ve inanın şunu ifade etmek istiyorum. Hani biz hani siz de söylediniz ya, kendimiz için değil kentimiz için çalışacağız. Ve bütün bu mücadeleyi de birlikte süreceğiz. Çünkü biz insanımızı seviyoruz. Ve vatandaşımıza hizmet etmek istiyoruz. Sorunları çözmek istiyoruz. Bugüne kadarki yapılar denendi, görüldü. Ne yapılacağı da görüldü. Her türlü yetki ellerinde olmasına rağmen, her türlü imkan ellerinde olmasına rağmen, devletin bütün imkanları kendilerine sağlanmasına rağmen ortada. Ben vatandaşlarımın sağduyusuna inanıyorum. Onların mutlaka en iyiyi seçeceğini, kendilerine hizmet edecek, kendilerine faydalı olacak o kadroları göreve getireceğine inanıyorum. İnanıyorum ki Cumhuriyet Halk Partisi belediyeciliği onların da kendisini kucaklayan, hiç kimseyi ayırt etmeden hizmet eden yapılar olacak. Evet. Bu arada Altınordu ve Gürgentepe ile ilgili sorular var. Programın sonundayız. Sevgili izleyicilerimizin de Sayın Seyit Torun zaten şu anda hani aynı zamanda bir bölgenin milletvekili değil, tüm Türkiye'nin üzerinde bu soruları da ben kendisine ilettim, ileteceğim. Eminim ki önümüzdeki hafta, yani ayın 16'sındaki evet. Salı günkü parti meclisinden sonra ayın 16'sına geliyor. İnşallah yetiştirmeye çalışacağız. Evet, yetişirse diyorsunuz. Son olarak ordular tabii her zaman sizi dikkatle takip ediyorlar. Ulusal basındaki açıklamalarınızda artık CHP'de önemli de bir göreviniz var. Ordulara vereceğiniz mesaj ne olacak? Ben hala ısrarla hem Büyükşehir adayınızın hem de Altınordu adayınızın evet. İşte Gürgentepe'yi de önemsiyorum. Özel evet. Bir hassasiyetim. Siz altyazı geçiyorsunuz ya az sonra. Aynen. Yani bizi ayın 16'sına kadar böyle. İnşallah. Biz de en iyi şekilde çalışıp mutlaka o süreçte açıklamaya çalışacağız. Tabii ben Ordulu hemşehrilerimin her zaman hizmetindeyim. Bu programın başında da ifade ettiğim gibi 1994 yılında ilk Ulubeyli hemşehrilerim bana yetki verdiler, bana onlara hizmet etme fırsatı verdiler. O günden başlayarak bugüne kadar her anlamda faydalı olmaya çalıştım, her anlamda hizmet etmeye çalıştım. Bu ölene kadar da ünvanım ne olursa olsun, yetkilerim ne olursa olsun sonuna kadar devam edecek. Ben bu ülkeye ve orduya çok şey borçluyum. Gerçekten elimden geldiğince, enerjim yettiğince de her anlamda faydalı olmak için sonuna kadar gayret göstereceğim ve
Her zaman söylediğim gibi onları çok seviyorum. Evet, kravatınız mor, gömlek beyaz. Ordu Spor'da unutmayalım. Çok da ciddi bir Ordu Spor aşığısınız. Evet. Ordu Spor'un bir üstü gibi. Tabii şu andaki durumu kanayan yaramız ama inşallah düzelecek. Bazen dibe vurmadan yukarı çıkılmıyor. Zaten gelebileceği kadar yere geldi. Her türlü olumsuzluğu yaşıyor ama hep birlikte inşallah onu da aşarız. Sayın Torun, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Bu kadar yoğun bir program içerisinde bize zaman ayırdığınız için. O zaman şöyle bir şey söyleyelim sevgili izleyicilere. Ayın 15'inde Ankara'da, biz bir gün önceden gelelim. Öyle mi? Parti meclisine bekliyoruz o zaman. Evet, ayın 15'inde ve 16'sındaki özel sabah programımızı Ankara'dan yapalım. Öğleden sonraki yayınları da Ankara'dan yapalım. Canlı yayın ekibiyle birlikte iki gün misafirinizsiz. Tabii ki başımızın üstünde. Bekleriz. Evet, sevgili izleyiciler, görünen o ki Sayın Seyit Torun bugün biz ne kadar sormaya çalışsak da ne büyükşehir adayını, ne Altınordu adayını, ne de ilçelerle ilgili kendisinin partisindeki o hassas görevinden dolayı da fazla zorlamak istemedik ama söylemek istemedi. Saygı duyuyoruz. İki hafta sonra ayın 16'sında Ankara'dan özel yayında yine kendisiyle buluşana dek şimdilik müsaade istiyoruz. Buradan da tüm diğer siyasi partilerin adaylarına, CHP'nin ve İYİ Parti'nin adaylarına, AK Partili, Milliyetçi Hareket Partili adaylara da bütün adaylara başarılar diliyoruz. Başarılar diyelim. Bir başka gündem özel programında görüşene dek kendinize çok iyi bakmanızı, TV52 izlemenizi, bizi takip etmenizi istiyoruz. Görüşmek üzere diyoruz.